Benim cüzdanı bulamadım da ben seninkini aldım, olur mu? Canım, 2 tane kartım var, birini alabilirsin. Zaten yeterince kullandım senin kredi kısmını. Niye inkar etmedin? Kullandım zaten. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bana kredi kartı limiti vermeyen bankalar bana 1 milyonlar versinler de sen o zaman gör. Ay geç kaldım. Gizem aşağıda bekliyor. Gizem de bu videoyu izliyorsa diyecek. Ben aşağıda beklerken kız yukarıda fink atmanın derdindeymiş. Anahtarımı aldım, diş fırçamı aldım, şarj aletimi aldım. Panik oldum. Valizim patladı biliyor musunuz? Valizim patladı. Patladı yani. Bu arada evden çıkmadan önce patladı ama erkek kardeşim giderken valizi almış. Yani kendi valiziydi ama ben onu ondan çalmıştım. Geri almış. Valizim yok, o yüzden değiştirmedim, şey diyeceğim. Az önce patladı diyeceğim. Gidiyorum gezmeye. Çok gezen ayak bok getirilmiş. O yüzden %90 bak evdeyim. Faruk'u bırakıyorum. Faruk ısrar kıyamet. Buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel dedim. Faruk geldiği gün gidiyorum. Nasıl olmuşum? Beni beğendiniz mi? Yoldayız bu arada. 1-2 saattir falan. Türk Hava Yolları'nın özellikle bir sandviçi var ya. Domatesli bir şey. Aynen, domatesli, peynirli, eriyen peynirli. Onu havada yediğim en güzel şeydi. İçecek aldık, tamam mı? Bunu en son Amerika'dayken içmiştim. Türkiye'ye bir haftalığına geldi. Adı çok uzun olduğu için muhtemelen kimse adını söylemedi. Sonra içeceği kaldırdılar. Ama burada buldum. Başına onu göstereceğim. Pipetler nerede? Bak şimdi. Çok heyecanlı bir şey diyorum. Ben çok güzel değil mi? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Gerçekten White Moca'dan sonra en sevdiğim şey oldu. Çok güzel, çok lezzetli. Evet, Ceren Hanım. Ceren Hanım mı? Sen Ceren. Ceren kim? Ceren nerede? Ceren işte. Ha, orada Ceren mi? Leyla değil miydi sen? Hayır, o Selena. Yok, hiç sorun değil. Benim videolarımda inanır mısın estetik kaygı sıfır. Ankara'dan daha erken gelip güzel yatağa kapmana ne demeli? Başta fikrim bu arada bu iki kızı çok sevdiğim için şu yatağı ben mi alsam dedim ama sonra dedim ki hayır ben kalacağım. En kısa bu zaman zaten hayır. Bir şey diyeceğim. Dağının orası. Hayır. Hayır bir şey söyleyeyim. Beraber yatacağız. Beraber yatacağız. Şimdi 2 kişilik sayılır bak. Şurada hayatta bir şey diyeceğim bak bana. Gözüme bak. Sen bence orada yatar mıyım? Bir oda daha açtım. Evet, taş kağıt makas. Hayır ya, taş kağıt makas falan yok. Birlikte yatacağız tabii ki. Evet. Zaten benim yatağımdan büyük, benim yatağımda birlikte yatıyoruz. Sen rahat ol. Valla biz birlikte uyuruz hep. Bak Amerika'da 6 ayrı yatak odası vardı. Biz yine beraber yatıyorduk. Şuraya 2 kişilik yapın, orada ikimiz yatıyoruz. Ya niye burada yatıyoruz? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bizi aynen yakınında istemiyor bir de ya. Biz var ya, sevdim mi tam severiz bak. Ne? Ben dün bir parfüm aldım, adına bak. Nude Buket. Buket nude alsın. Buket nude atsın diye. Eda tamam, çok çaba sarf ettiğin için bu seferlik olur. Açmama gerek var mı? Pek görmüyor musun? Buket'te 160 liraya nude aldım. Eda bu bir tek senin için geçerli bir kural. Sıra gecesine gidiyoruz. Sonra biz kaldık ya. Bak bir şey diyeceğim. Restorana da gidiyor olsak, hani sınırsız yemek olan bir yerde olsa, en son gidince sanki bana hiçbir şey kalmayacakmış gibi hissediyorum. Ve gerçekten biz koyuyoruz diye, biliyor musun? Mesela açık büfe. Sürekli yeniliyorlar ama yine de panik oluyorum. Niye biliyor musun? Çünkü ilk gittiğinde her şey bir anda orada oluyor. İkinci gittiğinde yeniliyorlar ama bazı şeyleri bittikten sonra yeniliyorlar falan. Böyle bir dengesizlik oluyor. Evet işte, tamam bak paniğimin şeyi varmış. Sen panik olmuyor gibisin. Benim çok umurumda olabilir. Arkadaşlar inanamayacağınız bir şey oldu. Sezin böcekleriyle beraber gelsin. Senin de böceğin ya. Bunun evinde de var o böcekten. Bir şey diyeceğim. Eğer yeni gelen varsa onlar gümüş dolgu, onlar çürük değil. Ağzımda çürükle gezmiyorum. Onlar gümüş dolgu, yemin ederim. Harbi mi? Hayır, camlarıma yapışıyor. Sezin evine giriyor. Bir tane böcek var, tamam. Osuruk böceği diyorlar. Sezin nereye giderse o böcek Sezin'le beraber geliyor. Buraya geldi, balkonda oturuyorduk. Burada arkadaşlarımın evine gittiğimde de orada oluyor. Yalan değil ya. Bak gerçekten nereye gitti? Oha, televizyon mu var burada? Ben teknolojiye bayılıyorum ya. Muhtemelen sadece bu oynuyor ama. Ne diyordum? Sezin nereye gitse böceklerini taşıyor. Balkona oturduk. Allah'ım niye unutuluyor? Ben de geçmiyor. Allah'ın Sapancası'nda ne oldu biliyor musun? Bir etrafa baktım, Sezinden bir şeyler çıkıyor. Ya benden çıkmıyor. Bir şey yalan söylüyor ya. Yere düşmüş bir tane gösterdik diye. Vallahi biri devrilmiş olmuş, bir tanesi de etrafta geziyordu. Ya bunu kim gördü biliyor musun? O böcek benim önümde değildi. Ayağınla itmediğini nereden biliyorsun? Öyle bir şey ya. Of, ocak başında oturmuşlar, ne yiyorlar? Bize kalmayacak. Kışın ben de yiyeceğini asla bilemem ocak başında. Bakın oradalar. Bakın göl manzarasına. Beytiniz güzel mi? Güzel. Sanki. Tamam. Kötü. Tamamdır, ben beyti alayım. Benimki de yoğurtlu. İnşallah güzel yapıyorsunuz. Çok sevmem. Sevmez misin? Gerçekten. Buket yandığı için şimdi üfleyerek yiyeceğim. Çünkü akıllı insanlar tecrübelerinden daha da akıllı insanlar başkalarının da tecrübelerinden. Aynen. Bu et değil bence. Evet, et değil. Eti çok fazla ekmekle karıştırmışlar. Olabilir. Anneler evde yapar ya, köfteyi mesela ekmekle karıştırır. Öyle yapmışlar. Adamın gülmesinden anlamalıydım. Güzel olmadığını zaten kendi ağzıyla sinyallerle vermişti. Sevmedim. Onun üzerinden gideceğim. Soğan bir tek ben yiyeceğim sanırım. Ama kimse yanıma yaklaşmak diye korkuyorum. Yemiyor kimse soğan ya. Bizim dergaha bakar mısın? Burada var ya bir sıra gecesi yapalım. Şöyle terimi atarım hiç korksun. Aynen. Su içmemiş birinden olacak. Yani ben. Hiç su içmeyen bir insan. Terim daha iyi olur. Yani bilmiyorum bu arada. Yemin ederim bilmiyorum. Kurbağalıdere'nin oraya geldim. Şimdi Ertuğrul fotoğraflarımızı çekecek. Ama ben poz vermeyi bilmediğim için ne yapacağımı bilmiyorum. Kurbağa var mı burada acaba? Neyi düşündüm biliyor musunuz? Atlasam kaç lek gelir? Fotoğraf çekiyorlar. Şimdi Ertuğrul'u bulmam lazım güneş batmadan. Fotoğraflarımı çektirmem lazım. Çünkü çok poz verirken kendimi böyle gerçekten orangutan gibi hissettiğim için ne yapacağımı bilmiyorum. Bak millet vallahi şakır şakır Adriana Lima gibi poz veriyor. Bak bak vallahi Adriana Lima gibi poz veriyor. Elimi nereye koyacağım? Bacağımı nereye atacağım? Sanki elim kolum benim değilmiş gibi oluyor. Bakın. Burada çekiyorlar. Havuzu göstereyim size bakın. Burada böyle dışarıda bir havuz var. Gece sıcak olursa buraya geleceğim. Ana temizlememişler havuzu. Burada kaldığımız yer burası. Bungalova falan gelmedik. Bungalova geleceğiz sanmışım. Sevgilileriyle yürüyorlar. Şuraya oturayım bari. Bakın şu böceklerden var. Sezin böceği. Sezin böceklerinden var. Bakın şimdi size onu göstereceğim. Bakın. Iy, lan. Sezin de yok ortalıkta ama bu böcek niye orada geziyor? Bu böceklerin uçabildiğini biliyor muydunuz? Ben acı bir şekilde öğrendim. Güneş gözlüğümü bulamadım da şu vintage gözlüğü takıyorum. Kör olabilirim her an. Odaya çıkacağım birazdan. Deri ceket giydim bu sıcakta. Fakirlerin düşkünü, deri ceket giyer kış günü. Ay gitmiyor. Aa uçuyor. Yemin ederim uçuyor. Yalan söylemiyorum. Uçacaksan uç. Bak şimdi ışığıyla nasıl oynuyorum. Kafasını karıştırıyorum onu. Ah bak. Ben uçta oturacağım. Ana başka bir sürü yer varmış. Oralara oturayım. Yanda köprü varmış ve buradan geçelim o zaman. Allah ne uğraştırıyorsun beni. Elveda Sezin. Bay bay. Burası güzelmiş. Havuz kenarında. Kendi başıma date yapıyorum bakın. Buket odaya gitti de. Herkes yemeğini yedi, kenarına çekildi, köşesine çekildi. Ben kör olacağım ya, bu gözlük hiçbir işe yaramıyor. Şu an şöyle şurada pozlanayım ki. Biliyor muydunuz dünyada herkes aranızda 7 kişi varmış. Mesela benim aramda Winnie Hacker'la 7 kişi var. O yüzden bu 7 kişiden biri, herhangi biri burada olabilir. O yüzden kendimi güzel göstermem lazım ki benimle karşılaştığı zaman şey diye düşünsün. Bu kız Winnie Hacker'la ne kadar yakışır. Kendime klip çekeyim biraz. Nasılım? Uçuyor bir şey, böcek uçuyor. Sezin ruhu. Bir gelip kafama vuruyormuş. Ne çekiyorsun? Ne? Olabilir Eda. Çizik sosu gibi sevmedim Dubai'de. Evet. Aynı değil mi? Bunlar... Onlar neymiş ya? O mentorum. Çok güzel şeyler oluyor. Bu güzel duruyormuş ama biraz daha yersem karnım patlayacak. Benim kültür karmaşasına bakın. Sushi, kuru dolma, Ali Nazik miydi bu? Humus, zencefil ve limon. Biraz utanç veriyor bu tabak bana. Böyle bakınca şaşı oldum mu? Sarımsak eksik. Ben evde daha güzel yapıyorum. Hatta Knorr'un hazır humusu daha güzel. Bu nasıl neydi? Ali Nazik mi? Ali Nazik. Patlıcan mı bu? Bu zaten çok kötü. Bu tatlıymış. Ben bunu tuzlu sanıyordum. Ama şekerli zeytinyağlı yapmışlar. Onlar kötü. Bu da kötü. Bunda içi kuruydu, köpüydü. O zaten ama belli onun için kuru oldu. Suşileri de güzel değildi. Aç kaldım. Şimdi odaya geri geldik. Sizin altına yapmış. Ya bu ne saçmalık ya. Daha utanacak anlatma herkesin içinde. Altını değiştirdik. Özür dilerim ya, ne var bir kere yaptıysan yanlış. İnsanların bunu gerçek sanma ihtimali o kadar yüksek. Açıklama yap. Açıklama yap diyorum. Şaka şaka, altına yapma. Şimdi odaya geldik. Üstümüze kalın bir şeyler aldık. Ama niye haber sunar gibi anlatıyorsun? Yok, tuvaletim var. Sabahtan beri tuvaletimi tutuyorum ve hala da tutmaya devam edeceğim. Son raddesine kadar şey yapıyorum. Bu arada popoda kas varmış, biliyor musunuz? O kasları tuvaletinizi tuttuğunuz zaman o kaslar çalışıyormuş. Kamerayı açıyorum. Bugün tuvaletimi yaptım mı yaptım? Bunu tartışıyor kamerada. Hayır. Az önce dedim ki tuvaletimi tutmayı çok seviyorum. Gece bakım burası çok uzun. Ay. Ablacığım, şu kapıyı bana açar mısın? Çocuğun çileklerini döktüm. Şöyle. Ben çilek döküyorum. Teşekkürler canım. Şunu takayım mı? Ben şimdi o çilekleri toplayacağım. Ay, takamadım. Sağ olun. Rica ederim. İyi akşamlar. Olmamış, odada oldu sanmıştım. Altıma kaçırmışım gibi duruyor. Mesela ben az önce kendime cennetin kapısını açtım. Teyzenin çileklerini falan topladım. O kadar piy açtım teyzeye. Kartını koydum. Kapıyı tuttum ve kapı ağırdı. Arkadaşlar bilmişim. Kurbağa sesleri var buradan. Sezini iteceğim dere. Böyle yerlerde nasıl davranacağımı bilmiyorum, biliyor musunuz? Şimdi şurada bir gençlik ateşi varmış. İsmini ben koydum. Normal bir ateş. Onun başında oturuyorlar. Oraya gideceğim. Benim havalar çalıyor. Arabik bir yanı var. Çok güzel değil mi? Ay, bir şey diyeceğim, burası böyleyse vallahi cehennemi düşünemiyorum gerçekten. Ara ara böyle ateşe yaklaşmak lazım. Yüzüm yandı. Burada kamera var. Kız, ben çok Arap bir yanım yok mu benim? Bir tık Arabiklik var. Gerçekten. Ya sarışın mavi gözle nasıl Arap yaptı oluyorsun, ben anlamıyorum. Ruhunda var, anladın mı? Ruhunda var, ruhunda Arap. Elime şey getirmiş. TikTok dansına karışık bir yarı. Yemin ederim buradan bile yüzüm yanıyor. Öyle bir ateşi var. Duanızı edin. Vallahi duanızı edin. Cehennem çok fena bir yer. O kadar söylüyorum size. Şimdi anlatacağım şey kimse inanmayacak ama yemin ederim az önce kurbağayı konuşturdum ve susturdum. Bakın şimdi. Konuş, tamam konuş. Konuş konuş. Bak, konuşuyordu az önce böyle deyince. Sus, yazık. Konuş azıcık. Vallahi konuştu az önce ya. Bak şimdi. Sus. Sus. Aptal sus. Sussana. Sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten o kurbağa. Oradaki siyah şey kurbağa. Ne diyorsun? Şurada. Yani o çok küçük. Hayır, küçük değil. O hareket etmiyor. Ediyor. Öterken etti az önce. Oluyorlar da. Bak gidiyor. Evet bak, hareket ediyor. Bence. Ne balık, orada balık olamaz bu kurbağa. Sus. Vallahi kurbağa vırık vırık yüzüyorlar. Arkadaşlar, Sezin biraz daha tuvaletten çıkmazsa bakın şimdi karnıma. Evet, lütfen müziğin sesini açın, tuvalete giriyorum. Mümkünse tekno falan dinleyin. Kendime tuvaletimi tutma yarışı yaptırdım. Sen şimdi bunu söylediğinde pişman olacaksın. Evinde gibi hissettim falan. Bu kadar da hissettim. Dün sürekli tuvaletimi tutmaya çalıştım. Neden bilmiyorum. Misafirlik yerde tuvalete giremiyorum da utanıyorum. Ses çıkarsa diye çok utanıyorum. Karnıma bakın. Benim tuvaletim geldi. Güna güna. Bakın size ne göstereceğim. Dün Sezin biz uyurken nocturnal olduğu için hava çıkmış. Benim vlog senin üzerinden yaptığım şakalardan. Bakın arkadaşlar, dün dediğim şaka yaptım bu arada. Bak şu böceklerden. Osuruk böceği. Kabus gibi bir hayvan. Ama size şaka olmayan bir şey anlatayım mı? Dün gece beni burada haşladılar. Gece klimayı açtılar ama sıcak. 55 dereceye. Kaç açtın? 26. 29 dereceye haşlandım. Bak yattık, tamam mı? 1.30 gibi. 2 oldu uyuyamıyorum. 3 oldu uyuyamıyorum. Götümü açtım, başımı açtım. Yorganı açıyorum. Şuraya yatsam zaten direkt buraya üflüyor. 3 tane yatak var. Biz şey yapamadığımız için, bölüşemediğimiz için, bir de biz Buket'e hep beraber uyuduğumuz için beraber yattık yine. Buket, nasıl uyudun? Rahat mıydın? Aşırı rahattım. Uyandığımda o yerde olsam aşırı üzülürdüm. Diğer yatakta olsam. Bir ara gitmeyi düşündüm ama dedim ki kalkınca Buket üzülür. Yemin ederim, o yüzden gitmedim. Çünkü çok sıcak oldu. Hani herhangi bir yorgan bana değmesin, şuraya yatayım dedim. Sonra dedim ki şurada direkt üfleyen şey şurada. Buraya yatarsam iyice sabah pişimi alırlar diye. Allah insanı sıcakla değil de, hayır soğukla değil de sıcakla terbiye hiç etmesin. Sırtıma yumurta kırsanız pişecek gibi. Baktım herkes rahat rahat uyuyor. Hatta o kadar rahat uyuyorlar ki. Eğer ki konuya girersem seni şuradan atar aşağı. Ya göklerinde pireler uçuşuyor diyecektim. Velhasıl kerim. Ben dün uyuyamadım. Ama şu an kalkma motivasyonum, bir tane kalkma motivasyonum var. Aşağı ineceğim. Ay neydi? Bir tane motivasyonum vardı. Bulamadım. Neyse aşağı ineceğim. İnşallah yakışıklı vardır falan. Ha Eda motivasyonum buydu. Belki hayatımın aşkıyla aşağıda karşılaşabilirim. Evet olabilir Eda. Aa o zaman hazırlanayım mı? Eda belki de odada karşılaşırsın. Yaptık işte anlarım. Görmedim. Ki. Görsem çekerdim. Of ya Sezin'in don orada asılıymış. Görsem çekerdim. Bir grup aşağıda okey oynamış. Davet edilmedim bu arada. Ve okey benim için kırmızı çizgidir. Bugün üstüne çizeceğim insanları tespit etmem lazım. Masayı tam göremedim. Ha, gözüme bir şey kaçtı. Hani buzdolabındaki şeyleri yememin hanemize bir zararı olacak mı bilmiyorum. Bunlar yiyince çıkışta kontrol ediliyor mu? Ha bunlar kontrol edilmiyor mu? Sanırsın içeriye viski koymuşlar, şey koymuşlar. Hatırlar mısınız Dubai'de bir kere bir cips yemiştik Buket'te. Geldi cips. Çok güzel bir cipsi tamam mı? Sonra cipsi sonuna kadar yedik. Bir tanesi yere düşmüştü. Onu aldık kenara koyduk. Sonra Buket oradaki şeyleri toplamış yere koymuş. Cipsin de içine birazcık vardı. Ezilir mezilir dedim hani şey olur. Ben de elime attım garip yedim olmasın. Ama sonra bir yer tadı geldi. Gerçekten bir yer tadı var tamam mı? Hani böyle insanların ayağının bastığı yer aroması sinmiş o cipsi. Yere düşen şey yemedin mi seni hiç? Yedim ama 3 saniyede. Sonra Buket'e dedim ki sen dedim yere düşen cipsi kutuya geri mi koydun? Ben orada bir anladım bir şeylerin ters gittiğini. Kahretsin. Neyse dışarıda bile yerli ürünler yiyorum fark ettiniz mi? Ülkeyi benim kadar savunan biri. Arkadaşlar bunlar paso giyirdiler, osurdular, horladılar. Sizin için kaydedeceğim bu akşam. Bu akşam uykumdan feda edip sizin için bunu kaydedeceğim. İnanamazsınız. 2 tane prenses kız dersiniz. İçlerinden ayı boğan çıktay. Şaka. Bir de inanırsınız şimdi haklarında böyle bir dedikodu çıkarırsınız. Şaka. Vallahi şaka yaptım. Bir de son anda bir şey fark ettim onu söyleyeyim size. Ben bu odada bak şuradaki kız yurdu odası gibi yaptılar ya buraya bir tane yatak attılar. Herkes beni zaten oraya atmaya çalıştı. Bana kart verilmedi. Daha da zoruma giden o. Bu odanın bir giriş kartı yok bende. Kart dedim bak kartı almayı unuttum. Ben de bana kart verecektim. Benim kartım sende değil mi? Hayır kart verdi 2 tane. Sen de dedin ki bende 2 tane var. Ama bence onun biri ikisi aynı değil. Biri havlu kartı. Hayır havlu kart diye bir şey yok. Bizimkiler dergah şimdiden kurmuşlar. Büyük bazı beni hep panik yapar. Neden biliyor musunuz? Çünkü millette bir şey görürüm canım ondan çeker. Sonra bulamam onu o kalabalıkta. Bir şey diyeceğim Poyraz Eda demeyi öğrenmiş biliyor musunuz? Nerede? Eda demeyi öğrendiğini göstersene ben öyle söyledim. Eda. Beni yalancı çıkardım. Eda demek zaten çok kolay. Herkes diyor. Allah Allah ya. Biliyor. Günaydın. Söyle bakalım bana. Günaydın Poyraz. Al kahvaltı etti demedi herhalde. Dedi hayır dedi gösteririm. Günaydın. Lokma alacağım. Lokma dağıtmışlar. Ne kadar güzel. Onun üzerinden kaç güzel? 7 falan var bence ya. Ben bir de Betika'ya bağladım. Al işte güzel bir şey görünce benim bakımı çıkarma. Kızları kaybettim bu arada. Şunu alayım 2 tane odaya da çıkartacağım da. Pınar labne mi güzel sütaş labne mi? Pınar labne yiyeceksin sütaş. Şarkılarından tanımaya çalışıyorum ama yok. Pınar labne alayım. Burada kahvaltılık gevrekler varmış. Kahvaltılık gevrek alsam mı? Nasıl sağlıklı bir şeyler buldum. 2-3 tane ondan alayım ayıp olmasın diye. Kapının ne işi var ya? Açık büfeler beni her zaman gelmiştir ya. Herkes beni izliyor gibi hissediyorum. Fransız tost alayım ya. Belki Fransız vatandaşlığı verirler. Peynirli börek var, sosis var. Hemen size bir anımı anlatıyorum. Küçükken sınav senemde ben eve geliyordum tamam mı? Anneannem bana bu sosisli şeyden yapıyordu. Benim anneannem çok ayıp şeyler konuşuyordu ya. Bana bundan yapıyordu sonra da bir şeye benzetiyordu onu. Ay ananı! Bakmadım. Sadece bakmadılar. Bakmadım. Arkadaşlar götümün yarısı yere düştü. Arkadaşlar götüm yok yapacak bir şey yok. Çok utandım. Hemen eksik olan şeyimi buldum. Tamam girdi. Oradan tadına baktım da ilk. Bakın şimdi nereye geldim. Şu an evde gibi hissediyorum biliyor musunuz? Ay, ben başlıyorum. Sezinin koklayarak geldiği yer burası. Direkt buraya geldim. Kruvasan alayım çünkü Fransa'dayım. Yiyebileceğim mi ya? İsraf etmemem lazım bir yandan da. Kruvasan yerim ya. İsraf etmemem lazım. O yüzden çok dikkatli davranıyorum. Aa meyve, sağlıklı bir şeyler de alayım mı? Benim ayı doyurmam. Benim de o civar. Bu muz niye düz? Hayatımda hiç düz muz görmemiştim. Hepsi biraz kavisli oldu. Bakın normal muz, bunu diğer muz. Bir şaka yapmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Bu French toast ya. Seninle baş başa kalsın. İstediğim her şakayı yapabilirim. Hayır, istemiyorum. Şimdi bunu yiyince birden Fransızca konuşmaya başlayacağım. Je suis un peu malade. J'ai mal tête. Je vends 2 ans. 1, 2, 3, 4. Sen onu okuyorsun zaten. Fransızca okumuyorum. Yabancı dil öğretimi okuyorum. Yani Türkçesi, İngilizce öğretmenliği. Hayır, ben aldım onları. Louis Vuitton. So yeah, this is so much fun. Oh my god, we're gonna go to the Louis Vuitton store. Tırnaklarımda oje vardı ama soyulmuş, tamam mı? Ojelerimi asiton bulamadığım için geç soydum. Deliksin arıyorsun. Oturdum, bu arada burası bir kafe gibi bir yer. Buraya oturduk, tam bak abartmıyorum, 3 saattir falan burada oturuyoruz ve hiç kimse hiçbir şey yemedi, içmedi. Birazdan ensemizden bizi kedi gibi tutup atacaklar. Şu kurbağalı göle ve Sezin'in istediği olacak. Tırnaklarımın haline bak ya. Ne ekten oldu? O oje vardı ama soyulmuştu. Soydum hepsini. Neydi de ne oldu ya? Arkadaşlar herkesin protez tırnağı var. Ben farklıyım galiba. Düz muz bunu düşünmüyorum. Onu yiyorum. Ne kadar ilginç mi? Allah'ın yarattığı şey. Durduğu yerde kötü oluyor. Küçük adamı beğendiniz mi? Bornoz giyince küçük adama benziyorum. Aynı şu şey var ya, Halishko'nun. Halishko, direkt Halishko'nun kendisi. Kızlar odayı hamama çevirdiği için, gerçekten hamama çevirdikleri için o kadar sıcak ki balkonda takılıyorum. Manzaramı göstereyim mi size? Oda turu yapmadım kız, oda turu yapayım biraz. Pislikleri falan var herkesin ortada ama yapacak bir şey yok. Bakın. Orman, kurbağalı dere, şurada aqua park var. Şimdi bir tane işbirliğim var. Onu çekeceğiz. Gidiyorum. Çok gerginim. Çekimlerden çok korkuyorum. Nasıl davranacağımı bilmiyorum. Elimi kolum, sanki benim elim kolum değmiş de başkasının eli koluymuş gibi geliyor. Oksijen bitti ya ülkede. Ertuğrul, sakın beni yadırgama. Niye yadırgayım canım? Nelerle uğraşıyorum. Burada mı duruyor? Evet. Nereye bakacağım? Bu olmadı. Tamam. Dönme git. Şişme şeyi var. Şişme, ha şişmesi var. Şişme şeyi top yapılmaz. Şişmeyi yaparız. Bornozla kapıda kaldım ya. Kızlar bana vermediler, biliyor musunuz? Al, geliyorlar. Ya bana vermediler. Kapının kartı herkese kişi sayısına göre verildiler ama bana kimse kart vermediği için utanman yok mu? Bir şey unuttum, çok özür dilerim. Ben kimse bir şey daha... Ay, kimse utanması yok mu? Kaldım kapıda. Kızcağız böyle. Çocuğa diyor ki bak orada ne var? Beni kapıda bıraktılar. Kimse bana kart vermedi. Kadın beni gördü, tamam mı? Bornozlu şeyde kaldığım için çocuğuna beni gösteriyor. Çocuğuyla beni eğiliyor. Peki bak ileride ne var? Dinozor dışkısı mı var? Beni gösterdi, bana doğru çocuğunu oyaladı. Sonra beni geçip gittiler selam bile vermeden. Orada biz gün yaptık kızlarla. Sezin gün karameşe. Sena Buket gün karameşe. Bu da Merve karameşe. Merve mi? Neden Merve adını koydun? Aklıma ilk o geldi. Gidilecek Merve buldum. İleride çocuğum Merve'lere gidiyorum diyebilir. Senin çocuğun mu? Evet, benim çocuğum Merve'lere gidiyorum diye. Sana çocuk yapmayacağım diye. Yapmayacağım. Konuşması yaptın. Ya yaparsam. Neyse şey yedik, kısır yedik. Gerçekten Müge Anlı'nın şeyi var ya, sen görümcelerine kısır yerken ben bilmem ne okuyordum diye. Sen o kısırı yedik. Hem okuyup hem yedim kısırını. Aynen öyle. Bak hem boğaz içinde okuyorum hem de kısırımı yiyorum. Evet. Biz sınavda ter dökerken sen kısır yiyordun görümcelerinle. Ya gideceğiz, tamam ya. Kapanıyormuş. Burası da bizi atıyorlar. Daha kısırım bitmedi. Tuzlu suya gidiyoruz. Hande beni keseleyecekmiş. Bakın size etrafı göstereyim, millet göstereyim. Yani bir Hande bir ben suyun altında o kadar ilginç durduk ki. Suyun altında ikimiz o kadar çirkin durduk ki. Canım sıkıldı ya. Aa bak yine sinekler gelmeye başladı. Şaka yapmıyorum. Nereye gidersen geliyorlar. Ben en iyisi odaya çıkayım çünkü gerçekten utanmaya başladım. Ne? Boka gelindi, boka. Sinek boka gelindi. Sana niye gelmiyor? Susuzluktan ciğerim kurumuş. Gece uyandım. Kalbim 180 atıyor. Bayılacaktım ama odada su olmadığı için geri kendimi uyuttum. Bugün de son günümüz. Birazdan gideceğiz. Yani şimdi kahvaltıya gideceğiz. Sonra toplu fotoğraf çekineceğiz. Sonra da eve dönüyoruz. Valizimi hala yapmadım. Bornozu çalsam önermem. Fark ederler mi? Bence edebilirler. Gerçekten biraz kontrol edip şey yapıyorlar. Mini bara falan bir şey aldım. Aa, biz ödeme yapacağız daha. Normal çal derim de şimdi bu kalabalıkta çalma. Biri bir şey der, laf çıkarır falan. Normalde çal derim mi? Normalde olsa bana rezil olursun. Bana rezil olamazsın istersen. Normalde burada şey yapsalar sıkıntı. Bir saat sonra çıkacağız buradan. Yani bir saat mi kaldı? Benim valizim patladı ve gerçekten insanlara acaba valizimi aşağıda açılırsa şey düşünüyorum. Yemin ederim buraya gelmeden 5 dakika önce patladı ve bunu size asla kanıtlayamam. Gizem geldi, son bir dedim şeyi koyayım. Prizini, bu ışığın şeyini oraya koyayım dedim. Onu koyup kapatmamla valiz patladı. Tamam, ufacık bir yeri açıldı. Yani her an her yerde patlayabilir ve büyük rezalet çıkabilir. Şey çok şey gibi değil mi? Hani sevdiğin bir kıyafet vardır ve pistir, tamam mı? Ve onu giymek istiyorsundur. Hayır, arkadaşın yanına gidince şey dersin. Ne olmuş ya? Full yaptığım bir şeydir hayatım o yüzden. Şöyle ki şey gibi, arabaya sürtünme gibi bir leke varsa araba inerken oldu falan, o yalanı çok uydururum yani. Kimse kusura bakmasın. Burada benim ilk gün gelirken Starbucks kahvem hala burada kurtulana kadar atmayacağım onu. Onlar da atmadılar ama. Saçı ne güzel olmuş ya. Gerçekten mi? Evet, çok güzel duruyor. Harbi. Buket! Baktı ve çok hoşuna gitti. Of ya, size bir şey diyeyim mi? Bak mesela neyin tadını aldım biliyor musun? Sevdiğin bir insan düşün. Çok uzun zamandır görüşmemişsindir. Ve böyle gerçekten her edilen sohbet çok lezzetli gelir ya. Karnıma damağımda. Gerçekten. Daha konuşacak çok şeyimiz varmış gibi hissediyorum. Çıkarken en toplu hali olduğu için şimdi oda turu yapıyorum. Toplu haline bak hele. Odanın görebileceği en toplu hali bu. Besleme odası. Şurada 3. yatak koğuşumuz. Bize müştemilatı verdiler. İşte gidiyorum bir şey demeden arkama dönmeden.